Selamlar herkese. Bugün hayatın içerisinde bizden biri serimizde Liam Penso bizlerle. Bir tesadüfen de biz aynı zamanda Liam'la sınıf arkadaşız üniversite yıllarından. O yüzden keyifli bir sohbet yapmayı umuyoruz şu an sizlere. Liam'cığım herkes tanıyordur diye düşünüyorum çoğunlukla ama sen de kendini tanıtabilir misin? Tabii. Öncelikle herkese merhaba. Bu bölümde beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim valla. Okul için de bir gurur benim için. Ben 2013 mezunuyum, sosyoloji mezunuyum. Ardından da medya ve iletişim alanlarında yaklaşık işte 7 yıldır çalışıyorum. Şimdi de bireysel olarak kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Bu hem bir dijital platform hem aynı zamanda da bir projeyi yönetiyorum. İşte köklere dönüş diye birazdan belki bahsederiz. Ve yemek üzerine yazılar yazıyorum. Yemek yazarlığı yapıyorum. Evet, seninle gurur duyuyorum diye. Böyle kim saklayamadım. Yani üniversite sıralarından istersen başlayalım. Hem ikimiz de sosyoloji mezunuyuz. Oradan bugün yaptığın şeylere doğru ilerleyelim. Seninle aslında bir noktada üniversite sıralarında başladı arkadaşlığımız. Sonra evet. Bir ara işten dolayı aynı masada farklı kimliklerle de olsa oturduk. Daha sonra sen yolunu bambaşka bir yere evrilttin ve inanılmaz ilham verici bir yere evrilttin. O yüzden dilerim ki bugün burada hazırladığımız içerikler de aynı şekilde dinleyenler için ilham verici ve örnek olur. Hepimiz için oldu çünkü. İhtimallerin nerelere gidebileceği bireysel da alakalı gerçekten. Yani üniversite yıllarında hiç böyle hayal etmiyorduk aslında. Yani mesela sen nasıldın bilmiyorum ama ben inanılmaz bilinçsiz yani sosyoloji okuduktan sonra sosyolog olacağını zanneden, onun işte akademide olacağını ancak birazcık fark ettikten sonra bile hala daha onun da olamayacağını ya da çok zor olacağını düşünen bir noktalara doğru gidip sonra kurumlara teslim oldum. Yani böyle hayaller ciddi anlamda evrildi. Orada sende nasıl gelişti? Nasıldı üniversite zamanı? Yani nasıldı? Aslında ben biraz da Üsküdar Amerikan'ı bitirdim ben lise olarak. Onu açıklamamın sebebi şu. Zaten böyle mezun olanlar genelde işte yurt dışına gitti. Türkiye'de kalanlar da işte belirli okullara girdi. Ve herkesin de kariyeri hep böyle FMCG diyeceğim, böyle daha büyük kurumsal şirketlere yönelik, böyle hep doldurulduk mu diyeyim o tarafa doğru. Ya öyle eğitildik belki, hani hep çok iyi bir şirkette çok iyi bir iş bulacağım, çok iyi bir lise, sonra çok iyi bir üniversite hani kazanıp. Benim hayalim hep böyle işte çok büyük firmalarda pazarlama ekibinde olmaktı. Çünkü o zaman pazarlama moda mıydı bilmiyorum ama yani bir şekilde çok bilinçsiz ben sosyolojiyi seçtim. Aynı şekilde hayallerim de böyle daha yaptığım şeye benzer bir hayalim vardı. Yani etkinlik, pazarlama adı altında kendi kafamdaki iletişimmiş. Sonra öğrendim onu da. Biraz daha böyle zaten mezun olunca da başvurularımı hep bu tarz şirketlere yaptım. Ve hiçbirinden de olumlu dönüş alamadım. Zor bir dönemdi gerçekten, böyle çok sorguladım. En iyi okulları bitirdim. İşte en iyi liseyi okudum. Yani tabii biz... En iyi liselerden birini diyeyim daha doğrusu hani o zaman için. Üniversite de aynı şekilde, ama nasıl olur da ben böyle ilk görüşmeye bile daha çağrılmam, hani o bir hayal kırıklığı olmuştu. Ama sonra tabii çok farklı, zaten sende de aynı şey olmuştur, ama zaten yıllar geçtikçe neden olmadığını ve neden olmaması gerektiğini ve iyi ki de olmadığını anlıyorsun. O, öyle bir şey de var. Öyle başladı yani kariyer bende. Ya üniversite zamanlarında ama severek okuduk yani bu arada, değil mi? Ben seni de çok severek okuduğunu biliyorum. Yani sosyoloji böyle hayat okulu diyebileceğim bir şey gibi yani. Hani gerçekten insan, yani bence bütün hayata bakış açını değiştiriyor. Ya burada söylediğimiz şeyler tabii ki tamamen şahsi yorumlarımız ama yani şey gibi geliyor bana, üniversitenin hayatımızdaki rolü belli dallar dışında, ki bence sosyoloji de zaten bu dışarıda kalan dallardan biri, kesinlikle hayat bakışı ve karakterini temelden aslında etkileyen bir rolü var üniversitenin. O yüzden üniversite zamanında yani bence sosyoloji bölümünü tercih etmekten şu anda ben çok memnunum. Sen nasıl, ne düşünüyorsun bununla ilgili? Yani şöyle diyeyim, dersleri ilk hatta ilk senemde yanlış hatırlamıyorsam Ali Ergür'ün dersiydi. Bize demişti ki
Bugünden sonra mezun olduğunuzda hayatınız değişecek ve bakış açınız değişecek diye. Yanılıyorsam yani unutmadım ben çünkü o sözü. Gerçekten de böyle nasıl olur derken mezun olduğumda bütün bakış açım o kadar değişmişti ki ya her okuduğum şey yani müzik sosyolojisinden yani farklı tüm dersleri düşündüğümde yani her biri hayatımın bir parçası olduğundan dolayı ben çok severek okudum. Mezun olduğumda ya bir daha okusam bir daha sosyoloji okurum. O kadar severek okudum yani. Bilinçsiz bir tercihti ama böyle çok iyi ki olmuş yani. Ya bu arada şey evet yani benim de ilk başta full böyle 7 tercih Galatasaray falan gibi yani spesifik sosyoloji yani lisede felsefe ve sosyolojiyle ilgileniyordum ama yani kafada mesela o hobiler, okuyacağım bölüm, yapacağım iş gibi şeyleri nedense yani o yaşlarda ben hiç birbirine bağlamadım. Yani bölümü hiç kafada yazmadım. Çok küçüktük ve bence hani bizim zamanımızda diyeceğim yine ama yönlendirme de gerçekten çok kısıtlıydı yani. Tamamen senin söylediğin gibi yüksek puan, yüksek puana sahip okullar, mezun olunca işte yüksek maaş veren ve yine kurumsal olan adı çıkmış birkaç tane şirket gibi böyle inanılmaz, evet global şirket gibi. Dar bir yol vardı ve dediğin şey çok doğru. Mesela o bir duvara toslamak gibi. İyi bir üniversiteye girmişsin, çok severek bir bölümde okuyorsun, kıymetli bir şey yaptığını hissediyorsun. Sonra birden bir mülakata gidiyorsun mesela ya da gidebilmek bile bir şey. Orası uzay üstü gibi yani senin için aşırı yabancı bir ortam ve sonuçların çoğu benim için de hiç parlak olmadı o dönemler. Yani hani şeyde doğru söylemek lazım. Yani sosyolojinin dışarıdan da bir algısı var. Bence 1-0 mağlup giriyoruz zaten o sert kurumsal ortama diye düşünüyorum açıkçası. Yani kesinlikle katılıyorum. Benim için de böyle ilk görüşmelerim çünkü hep biz bence o altın bilezik jenerasyonuyuz diyeyim. Hani hep öyle mezun olduğum anda böyle bütün şirketler kapıma gelecek zannetmiştim. Ama öyle olmadı. Yani ben mesela çok startup başladım. Startup bir şirkette başladım ve öyle değiştire değiştire gittim. Ama çok hayal kırıklığı kendi içimde çok yaşadım yani. İlk 6 ay çok zor geçti. Özellikle böyle mesela başvurduğum yerlerden geri bildirim de istedim hatta. Çünkü o zaman benim için çok istediğim yerlerdi. Hep bana şey diye geri döndüler. Sen mesela çok sosyal bir insansın. İşte belli ki sana bir soru yönelttiğimizde hep işte hedef kitleden gidiyorsun. Daha iletişim tarafın kuvvetli. Ama ben orada hani pazarlamanın bir hani zannediyordum ki hepsi bundan ibaret. Halbuki işte onların istedikleri daha mühendislik bölümünü bitirenler, işletme bölümlerini bitirenler oluyordu. Ben zaten analitik taraftan geride kalıyordum yani. Ben hep böyle hedef kitle kimdir? İşte davranışları nasıldır? İşte ona göre ne yapabilirimi düşünmeye alışmışım. Kendimi de öyle alıştırmışım. Hiç matematiksel tarafını orada aslında kaçırdığımı fark ettim. Ya onun vermediğini de fark ettim yani. O kısım beni çok ilgimi de çekmiyordu. O yüzden aslında bölümler de işler de kendi kendine zaten eleniyor o noktada bence. Evet. Evet, yok çok çok aynı fikirdeyim. Ben de ilk başladığımda yani çok benzer. Hatta inanılmaz komik bir mülakat anım var, aşırı kısa. Aşırı büyük yine bunlar bir şirketlerden bir tanesinin. Yaz şeysi, stajyerlik programı zannederek üçüncü aşamaya kadar geldim. Yüz yüze mülakatta biz çok şaşırdık. Neden yani sen böyle bir tercih yapıyorsun, sosyoloji bölümü. Ama hani buraya kadar da başarıyla geldi, zaten staj falan. Bir şeyin ters gittiğini anladım. O zaman da bir kanalda stajım vardı. İstersen seni medyaya yönlendirebiliriz dediler. Tamam dedim. Ben spesifik bir şeye talip olmuşum, haberim yok. Yani genel bir program değil bu. Ondan sonra bayağı ben işte artık dedim bu uğurum oldu. Ben bu süreçte ilerlemek istiyorum. Hala ne olduğunu bilmiyorum. Kapıdan ter çıkmaz zaten red maili geldi. Yani olumsuz. Daha sonra öğrendim ki ben onun hakikaten IT'ymiş. Yani bayağı bilgisayar teknik destek servisleri olur ya. Gerçekten bilgisayar bozulunca götürürsün. Şimdi artık çok başka tabii yazılımlar falan var ama o yıllarda iyice böyle şey orası yani. Teknik servis gibi o şirkette de. İnanılmaz komikti ve inanılmaz düşe kalka. Ama sonra devamında mesela medyaya yöneldikçe bir ara brand marketing'e geçtiğimde dediğin çok doğru. Dünya zaten onu taşımıyor yani. Yani her şey yolunda giderken aslında mesela istifa edip hayır bu benim istediğim değil ben medya yapmak istiyorum diye. Ama o perspektiften buraya daralıyorsun ya. Belki de perspektif çok çok daha geniş olsaydı
ki bilir nerelere giderdi diye düşünüyorum. Mesela ama aynı jenerasyon, hep biraz jenerasyon dönem bilgiden de ket vuruyoruz, bilinçten de ket vuruyoruz ama mesela yani iki yan sıramda oturan sen bu yelpazeyi inanılmaz genişletmiş bir insansın. Yani orada kafada bir ışık mı yandı? Yani nasıl oluyor o tam olarak? Yani hep içinde o yaratıcılık var mıydı ya da mesela? Şöyle anlatayım aslında nasıl gelişti olay. Çok mezun olduktan sonra ben yani böyle ufak bir pazarlama etkinlik böyle kısa short master, kısa master gibi bir şey aldım. Roma'da böyle bir programa gitmiştim. Orada da böyle pazarlama etkinlik organizasyon proje geliştirme üzerine böyle bir çalıştım. Sonra döndüm tabii hep bu tarz şeyler arıyorum. Tabii burada öyle spesifik bir şey yok. Yani hatta kuzenim insan kaynakları üzerine yani yıllardır çalışıyordu. Bana bir gün dedi yani senin istediğin pazarlama değil. %90'ı içine girmiyor. Yani senin onun %10'luk kısmı. O zaman tabii bu kadar hani ne influencer var ne içerik pazarlama var ya o kadar bir şey yok. Hatta basılı yayının da oldukça iyi olduğu bir dönemde o zaman. Ben Lidyan'a ile görüştüm. Lidyan o zaman çok startup bir şirketti. Ama aynı liseden mezunduk Hakan Baş'la. Orada böyle bilmiyorum. Nedense böyle çok hani birbirimize ısındık ve ben o kadar büyük şirketler düşünürken bir anda kendimi startup'ta buldum. Ve yani orada da çalışırken fark ettim ki ben hep işte bu şirketin işte işbirliklerini yapmak istiyorum. İşte etkinliklerini yapmak istiyorum ama bir türlü dahil olamıyorum. Sonra bir gün böyle hani şikayetimi belirtiyorum, hani isteğimi belirtiyorum. Öyle gidiyor yani şu an ilk iş denemesi. Tabii her zaman böyle %100 olmuyor. Oradan da böyle çok şey öğrendim ama arada ben iş aramaya başladım bir 6 ay sonra. LinkedIn'de hatırlıyorum böyle Doğuş Yayın Grubu'nun bir tane ilanı duruyor. Tam benim kafamda istediğim her şey böyle madde madde yazılmış işte. Dergilerin işbirliği, proje iletişimi, etkinlik organizasyonları. Bütün böyle dergilerde Vogue Türkiye, GQ, işte National Geographic, Condé Nast Traveler, Robb Report. Hani ben böyle bakıyorum. Yani screenshot aldım ve de hani secret okuyordum tamam o zamanlar. Çok şey ama böyle yani benim buraya girmem lazım ama ben öyle moda tarafına tutkun biri de değilim. Hani aman Vogue benim hayalimdi. Öyle bir şeyim de yok ama bu taraf benim çok ilgimi çekiyor. Öyle oldu. Beni görüşmeye çağırdılar. Daha sonra ben o kadar çok istedim ki hatta yani onların maaş beklentisinin altında bir beklentiyi söyledim. Ya yani o derece böyle hani artık. Beni seçin. Aynen yeter ki alın beni diye. Ve sonra oldu o iş. Çok çok böyle 4 sene inanılmaz şey öğrendim. Çok mutlu çalıştım. Her gün böyle yeni bir şey öğreniyordum ve hani böyle kendimi inanılmaz geliştirdim. Orada çünkü şöyle 7 dergi vardı tabii sonra yıldan yıla maalesef azaldı. Hani basılı yayının da azalmasından dolayı. Ama ya arabayla ilgili de bir proje yapıyordum. Yemekle ilgili de yapıyordum, kozmetikle de yapıyordum, moda da yapıyordum. Yani çok her şeyi aynı yerde görme şansın olduğu bir farklı platformlar diyeyim. Yani o açıdan çok benim için çok öğretici oldu. Yani ne yazık ki şu an basılı medya aynı güçte ve aynı hani o parlaklıkta değil yani. Çünkü bizim çok fazla markalardan yatırım oluyordu. Yani şu an mesela influencer'a o para aktarılıyor şu anki dönemde. Ama o zaman bu kadar çok bireysel blogger, işte influencer dediğimiz kişiler olmadığı için, içerik üreticileri olmadığı için dergilere çok fazla içerik geliyordu. Zaten Vogue'un ve işte GQ'nun özelinde diyeyim daha diğerleri daha küçük projeler oluyordu. Türkiye'deki tek proje ekibi bizdik zaten. Bir daha hani ben oradan çıksam başka bir yere proje ekibine gidemiyorum. Orada tabii çok hem çok şey öğreniyordum hem de 4 yılın sonunda artık hani basılı yayının yavaş yavaş maalesef böyle ilginin azalmasıyla beraber ben de başka bir şirkete geçtim. Öyle olunca bu sefer iletişim, moda iletişimini ve PR'ını öğrendim. Orada da 2 sene çalıştım. Ama tam o sırada işte ben her zaman yemek içmeyle zaten çok haşır neşirdim. Bilmiyorum yani üniversiteden hatırlar mısın, hatırlamaz mısın ama böyle hep şey
İşlerimde de böyle herkes dalga geçer. İşte Lia'nın karnı acıktı, öyle oldu, böyle oldu. İşte seyahate giderken bana sorarlar işte lokal lezzetler, esnaf yemeği ama iyi yemek. Hep böyle, benim ilgim alanım böyle bir şeydi. Sonra diğer çalıştığım yerde tam kalbime sinmeyince, çünkü diğeri tam kalbimden geliyordu. Ama bu tam öyle olmayınca, yani %100'ünü kapsamayınca bir şey yapmam gerektiğini hissettim yani bunun yanında. Ve bu kıza pat diye o Instagram hesabını sırf eğlencesine açtım. Ve dergiden de kopmamak için çok yakın bir arkadaşımın bireysel bir Dadanizm adlı, hatta kültür sanat platformu var. Kendisi de Galatasaray Üniversitesi mezunu Seden. Onun platformuna dedim ki ben senin yeme içmelerini yazayım. Yani dergiden, basın yayından kopmamış olurum. Bu arada çok uzun. Hayır, bayağı iyi. Tam bu detayları duymak istiyoruz şu anda diye düşünüyorum. Tamam. Yani bunu hissettiğim an hani ne yapabilirim diye düşündüm aslında. Hani herkesin benzer duygular hissedebileceğini de düşünerekten öyle. Daha genel anlatmam gerekirse, etrafıma baktım, beni nasıl daha iyi hissettirir, nasıl bu işe giderim ama aynı zamanda ruhumu da besleyecek ne yapabilirim düşündüm. Ve Seden'le beraber yeme içme, işte böyle mekanların, restoranların, işte şeflerle röportaj yapmaya başladım. Öyle öyle zaten ben odamı biraz yeme içmeye kaydırdım. Sonra yavaş yavaş, tabii yıllardır da medya sektöründe olduğum için PR ajanslarıyla da iletişimim var. İşte bir bağ bozumuna mesela geçen sene çağırmışlardı tam bu zamanda. Elazığ'a gittim. O gün dedim ki benim burada olmam lazım. Yani ben şu an yanlış bir yerdeyim şey olarak. Ya ofisteyim ama kafam orada değil yani. Sonra Zeytin Asadı oldu mesela, oraya gittim. Hep böyle bunlar da üst üste olunca bir işaret gibi hissettim yani böyle. Bilmiyorum, belki fazla spiritüel kaçabilir yani ama ben de inanıyorum. Yani bu kadar ben kurumsal odaklı bir insanken hiç kurumsala tam giremeden zaten medyaya kaydım. Yani medyada biraz kurumsal, tabii kurumsaldır. Doğuş Yayın Grubu çok büyük bir şirket ama dergi o kadar da kurumsal o çizgilerde değil yani, yine de ne olursa olsun. Biraz daha böyle o kutunun dışında düşünmeyi öğretiyor aslında medya. Evet. Kesinlikle yani çok fazla proje yapmak, fazla markayla görüşmek, deneyimlemek, müşterilerle çalışmak, o aynı şekilde ajansta da çok şey katıyor insana. Çünkü müşterinin ne olduğunu ve biliyorsun, markaya yönelik bir içerik çalışman gerektiğini biliyorsun. O noktada zaten sen kendini bir kenara atman gerekiyor. Yani doğru içerik sağlamanın ötesinde. Biraz da müşteri gözüyle de bakmayı yıllar yılı öğreniyorsun yani, sen de çok iyi bilirsin. İlk böyle öfleyip sinirlendiğin şeyi artık aman diyorsun. Aman. Yapayım diyorsun yani. O da başka bir bakış açısı katıyor ya insana gerçekten. Onun için de bence üniversiteden mezun olunca kalbinizde geçen herhangi bir şey bile olsa bence bir şirkette çalışmak çok önemli. Çünkü karşına çıkan her türlü engeli, işte insan faktörünü de başka türlü deneyimlemek çok zor yani kendi işini yaparken. Her neyse, böyle zaman giderken ben çeşitli, işte kendime örnek aldığım editörlerle de görüşmeye başladım. Daha gurme yazarlarıyla. Hani ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bir şeye odaklanmam gerektiğini fark ettim. Yani böyle tabak fotoğrafları koyarak bu iş olmaz. Hani işe çevirmek istiyorsam bu hani şeye benzeyecek, selfiesini çeken, sadece böyle öpücük atıp rujumun rengi şudur falan diyen influencer diyeyim. Yani onları biraz daha ayırıyorum ben, Instagram üreticileri, ama daha farklı. Bir de gerçekten içerik üreten, ayrıca gerçekten influencer olanlarla bence farklı. Her neyse, dedim daha ötesi ne olabilir? Sonra biraz kendi aileme baktım. Anneanneme çok ben bağlıyımdır böyle yeme içmede. Ben ne yapsam, uzun zamandır onun tariflerini böyle kitap yapmak istiyordum. Bir türlü yazmıyor bana. Yani kitaptan öte tarif defteri istiyordum. Sonra dedim ben senin videolarını çekmeye başlayayım. Çünkü işi bırakacağım ben. Hani kendime bir meşgale olur. Anneannem kabul etmeyince bu sefer de ben arada istifa ettim. Geçen sene işte bu zamanlarda, Ekim sonuydu. Panik oldum, ne yapacağım, hani ne edeceğim, boş duramam diye arkadaşlarımın anneannelerine, babaannelerine gitmeye başladım.
onu çok duyunca, iyi. Aynen böyle bir paralize oldum yani. İşe yaramam ve bir şey yapmam lazım diye. Sonra böyle bir haftada fikir doğdu. Köklere dönüş, işte aile, farklı etnik kökenli kadınların mutfak hikayeleri olsun diye diye şu an 10 aydır bu videoları çekiyorum. Yemek işte önemli bir gastronomi sitesinde gazete yemek, orada editörlük yapıyorum ve proje işbirliği çalışmalarında yer alıyorum. Bir de 2-3 aydır da T24'de yeme içme üzerine yazıyorum. Şu anki noktam da böyle, bu şekilde. Dijitalleşen basınla kendi tutkunu aslında birleştirip bayağı lineer bir kariyer yolculuğu bir tarafta. Yani hobinin, ilgi alanlarının ve mesleki bilginin, deneyiminin her şeyin aslında bir arada olduğu bir şey yapıyorsun şu an. Çok zor bir kombinasyon ama sanki olmayan bir şey yok değil mi? Yani bir şey daha olsa desen ne olurdu mesela? Ne eksik? Ne eksik? Biraz daha neredeyse. Nankörlük olmasın falan. Nankörlük olmasın. Dışarıdan gerçekten çok mutluyum yaptığım şey için. Çünkü daha kendimi şey yapabiliyorum. Nasıl denir? Sunabiliyorum. Ama tek başına bir iş yapmak ve bunu böyle bir hizmeti diyeyim ve aynı zamanda editörlüğü de, yani ikisinin de şu an değeri o kadar düşük ki bunu daha değerli kılmak gerçekten çok zor bir şeymiş. Onu gördüm. Yani gününün bir kere sabah 9 akşam 6 çalışma olayın yok. Bazen hiçbir işim olmuyor ve çok garip oluyor bu. Yani alışmam çok zaman aldı. Bazen de akşamları aniden bir proje onaylanıyor, gece çalışıyorum. Yani tamamen kişinin kendine olan ya alışkanlıklarıyla da ilgili ama ben böyle şey bitimdir. Yerim yurdum belli olsun, işte çalışacağım şeyler belli olsun. Mesela o benim için biraz zor oldu. Keşke biraz daha böyle düzenli olabilse ama o da bir yol herhalde. Yani daha hala ben bence başındayım. 10 ay hiçbir şey. Nerede, yani Aralık'ta ben bunu başlattığımı düşünüyorum. Daha tabii 2 senesi olacak neredeyse bu kıza başın ama asıl bunu daha projelendirme son 10 aydır oluyor. Yani biraz daha düzen olsa daha mutlu olurdum galiba. Peki sosyolojinin sana bu yol süresince destek olduğu ya da düşünme şeklinde belirgin bir şekilde ya bak hakikaten bunu düşünmemi sağladı dediğin bir sürü mikro an olmuştur çok eminim. Ama böyle hakikaten özel bir anın ya da özel bir an, sana aydınlatma yaşatan herhangi bir anı ya böyle paylaşmak isteyeceğim bir şey olur mu? Vallahi ne olur biliyor musun? Sosyoloji okuyanlar burada bence gülümseyiyor. Yani hani mutlu olabileceği bir bakış açısı. Sende de kesin bence vardır. Farklı bir bölüm okuyana göre ya da farklı bir işten gelenlere göre bir markanın iletişimini çok çok daha hızlı. Yani onlar 2 saat düşünürken ben 10 dakikada onu çıkartabiliyorum. Yani kime hedefliyor, ne yapıyor, ne ediyor. Ya yani o benim için mesela inanılmaz bir şey oldu, kolaylık oldu diyebilirim. Sosyolojinin orada ciddi farkı var. Bakış açısı anlamında çok net. Ben daha önce böyle bir insan, belki tamam inceleyen ve daha psikolojik taraflarını böyle irdeleyen biriydim her zaman ama o bir böyle düşünme biçimi ya. O düşünme biçimini edindikten sonrası çok kolay gidiyor. Yani hangi marka gelirse gelsin bana çok hızlı bir şekilde ben ona yönelik proje, ona yönelik bir şey üretebileceğimi artık daha rahatladım o konuda ve bu sosyolojiyle çok destekleniyor. Ya bu arada şey, ben içerik üretiminde de artık bir içerik üreticisi olarak, hani bilmiyorum onun ismini de senden alırız. Çok evet, güzel bir konuşma yaptığını düşünüyorum gerçekten az önce. Yani o içerik üretim tarafında da aslında bir taraf artık birebir oyuncu olduğunda, yani hala T24'te yazmaya devam etsen de sen de artık bir içerik üreticisin. Sizin ve artık sen de bir markasın mesela. Güce konuda da, ki bence çok güzel noktalarda şu anda da. Ve etrafında sana da rakipler konuşlanıyor. Yani başka rakiplerin oluyor. Artık birebir Lian olarak senin rakiplerin bunlar. Buradaki ayrım bu arada az önce sen bahsettiğinde inanılmaz ilgimi çekti. Şu anda bu içerik üretimini ya da adı şu an influencer, içerik üreticisi vesaire, oradaki bireylerin aslında Instagram ya da YouTube üzerinden ya da dijital platformlar üzerinden içerik üretimini nasıl sınıflandırıyorsun, nasıl yorumluyorsun ve bunun geleceğini, kendi yerini bunun içerisinde mesela nasıl görüyorsun? Yani burada güzel bir analizin olduğunu hissediyorum. Duymak çok istiyorum.
PR ajansından çıkan biri olarak diye başlayayım. Ya şöyle, herkesin şöyle, ben daha böyle şu an mezun olmayan, işte üniversitede, lisede okuyan birkaç kişiyle de biraz konuştuktan sonra şeyi fark ettim. Artık çoğu kişinin kolay yolla para kazanabileceği bir platform, şey gibi, iş gibi gözüküyor aslında bu böyle. Ben mezun olunca işte influencer olmak istiyorum diyen çok oldu mesela bana, hani influencer olmak istiyorum. Çünkü işte makyaj influencer olmak istiyorum. YouTube kanalı açıp makyaj ürünlerini tanıtmak istiyorum. Aslında bunlar yani bir 5-6 sene önce çok yeniydi. Ama şu an yani herkes Türkiye'nin herhangi bir yerinden bunu yapabiliyor yani. Bu çok çok her kitleye de hitap edebilecek yani. Önüne telefon koy, bilgisayar koy. Herkes yapabilecek bir noktaya geldi. O yüzden hep artı koyman gerekiyor ki buna sürdürülebilir olsun. Tabii ki şu an çok fazla içerik üreticisi var. Hatta bazen böyle biz hani böyle nasıl diyeyim, çöplük gibi olduğu da oluyor. Yani şeye, özellikle pandemide çok oldu bu. Yani içeriye tutuluyorsunuz böyle bir anda, mesela işte makyaj yapan yemek yapıyor, yemek yapan başka bir şey yapıyor. Ya orada istikrar tabii çok önemli. Nasıl, bence şey elenecek artık. Yani bu çok takipçisi olup ya bir posta 100 bin lira isteyen, bir post koyup onu işte çok güzel deyip bırakan kişiler bir noktadan sonra artık bence yani markalar besliyor, PR ajansları besliyor. Yani ona da bir, çok acayip bir kısır döngü var orada ama bir noktada bence bu bitmeli yani. Biraz daha içerik gerçekten üretip bir artı değer katanların zamanının geldiğini düşünüyorum. Milyonlarca takipçi değil, daha hedef kitleye yönelik çözüm sunabilen kişisel ajans kafasıyla çalışan insanların zamanı bence. Çünkü şey, bugün hatta çok bir örnek verebilirim. Bir markayla böyle bir şey anlaşma yapacağız mı yapmayacağız mı böyle görüşüyoruz şu an bu kız Epaş tarafında. Ve benden böyle bir bütçe istedi. Ben verdim. O bana dedi ki bu bütçe olur mu? Ben de şunu düşündüm. Evet, eğer bir portfolyo story istiyorsan okey yani. Bunun çünkü bir değeri yok ki. Ben zaten oraya bir tane fotoğraf çekip koyacağım. Yapayım. Ama ben onu yapmak istemiyorum. Yani çünkü markalar o kadar buna alışmış ki ve karşı taraftaki insanlar da kolay yani. Ben bu kitabı alayım, çekeyim, tavsiye ediyorum, çok güzel kitap diyeyim. Bitti. Kaydederler, işte screenshot alırlar. Oradan işte post başına alayım. İşte 50 bin takipçim varsa 6 bin, 7 bin lira alayım yani ben bir tane paylaşımdan. Oh çok güzel yani, hani vergi de ödeyeyim yanımda. Hani şey de değil, fatura da keseyim. Her şey okey aslında düşündüğün zaman ama o bana çok yetersiz hissettiriyor. Yani daha fazlası olmalı. Hani okuduk. Sonuçta şu an geleceğin bir işi bu. Gerçekten dijital içerik üretmek belli ki zaten kaç zamandır zaten bunu söylüyorlar. Hele pandemiden sonra çok hızlandı yani. Basılı yayın neredeyse çok çok azaldı. Bir sürü basılı yayın şu an dijital kapaklara geçti. Dijital ayrı edisyonlara geçti zaten. Kimisi tamamen dergiyi kapattı ve internet sitesine gidiyor. Kendi basılı edisyonunu bile yapmıyor. Yani o tasarım tarafı bile bitti. Yani hal böyle. Sen şu an ben aynı şöyle dedim. Hani gerçekten bir post bir story ise bu olur. Ama benim yapmak istediğim şey bir iletişim çalışması. Yani bir proje iletişim çalışması olacaksa hani bunun bir değeri var ve bir emeği var yani karşılığında. Bir düşünme, nasıl bir ajans çalışırken markaya bir şey kurguluyorsun. Aynı şey aslında. Orada markaların da eğitilmesi gerekiyor. PR ajanslarının da eğitilmesi gerekiyor. Kişilerin de yani içerik üreticilerinin de aynı şekilde eğitilmesi gerekiyor. Ama tabii ki yani günün sonunda bana dese ki bir post koy sana şunu vereceğim. Kolay iş yani. O zaman yani hayır demek de garip oluyor, anladın mı? Kesinlikle. Genel konuşuyorum şu an yani. O yüzden bundan kaçmak kaçınılmaz gibi geliyor bu bir taraftan. Ya çok temel ihtiyaçlar ve alışkanlıklar galiba var. Yani biz şeye çok alışıktık ya, hep oradan ilerlediği için şu an sen konuştukça aklıma geliyor. Mesela işte Vogue'un bir reklam alanı vardı ama aynı zamanda bir proje ekibi vardı. Yani bunun gibi benzer aslında. İşte televizyonda da işte spot reklam da yapıyor.
yapabiliyorsun, proje de yapabiliyorsun. Hı-hı. Burada iş üreticisine de belki aynı şekilde yaklaşma, yani tam marka tarafında zaten bunun ihtiyacı var ama diğer taraftan da alışkanlığı da galiba var. Hani ben bu arada işte bir şey paylaşmak, belki içerik üreticisinin işte bu kitabı okudum demesi, o eskinin bannerları ya da işte ne bileyim spot reklamları gibiyken belki hani yine hala daha proje gibi görüyorlar. Aslında ama orada bir zaten bir insanın hayatının hikaye anlatımı var. Yani böyle bir tarafı da var. Kompleli bambaşka hikaye anlatımı olduğu taraflar da var. O hikaye anlatımının içerisine bence şey yani hani o postların o bu kitabı ben okuduğumun çok yeri yok gibi de geliyor. Çünkü hani o tavsiyeye dayalı olduğu için yani tavsiye başka bir şey. Orada bir reklam alanı yok çünkü yani Liyan. Ya sanki biz hala alışamadık gibi. Yani 5 yılda bence de çok büyüdü. Ama galiba hakikaten bunun yani bu dijitalleşme süreçlerini tam olarak artık hacmi bu büyük hacimlerde alışamamışız tam olarak gibi ara ara ben de düşünüyorum. Yalan evet. Dijitalleşmesi de aynı şekilde. Yani alıştık ve çok sıradanlaştı gibi hissediyoruz ama bence tam olarak özümseyemedik. Çünkü özümsesek gerçekten söylediğin gibi bu kitabı paylaşım, bir post, bir story, kaç para diyaloğu biterdi. Yani bitmiyor. Bitmiyor aynen. Çünkü alışkanlık bu. Yani ne kadar kişiye ulaşıyor, ne kadar para eder. Yani asıl olay biraz o matematikten çıkmalı. Yani 50 bin takipçisi varsa, 10 bin takipçisi varsa mesela 2000 lira alır. Ama halbuki bu 10 bin kişi hiç değer koymuyorsa 1000 lira almalı. Çok değer koyuyorsa 5000 lira almalı. Aslında hani orada olay doğru hedef kitleye ulaşıyorsa rakam olmamalı. Yani içeriğin değeri olmalı bence. Yani burada da eğitim alan çok fazla bir kitle şu an dijital içerik üreticiliğine doğru da döndüğü için veya startup kendi işlerini de kurmaya çalıştığından dolayı hep dijitalde zaten markalar da artık influencer gibi oldu. Yani marka da kendi mecrasında artık konuşuyor. Kimse susmuyor. Yani şu an marketler bile düşün, Instagram'da marketler bile konuşuyor yani. Eskiden hani bir marketin ne Facebook'u vardı, ne Instagram hesabı, ne online'ı vardı. Yani şu an herkes üreticiden aldık buraya, üretici videomuz burada. Tüket, yani hani her şeyini veriyor sana ve sen onu takip etmeyi seviyorsun o noktada. Belediyeler çıldırdı galiba yani. Mesela o da aynı şekilde yani. Şimdi onlar olurken bir taraftan bana bir tane post koy şudur demek çok artık şey geliyor yani. Basit kalıyor. O noktada öyle iş yapanlar takipçi satın alayım ben. Sen de al. Yarın 30 bin takipçiyle ben markalara gideyim. Ben diyeyim 30 bin kişiye ulaşıyorum. Yolla bana bir bardak. Sana paylaşayım. Hani bu değil ya. Bu sürdürülebilir bir şey olamaz. Bence bunu da yapan var gibi geliyor bana yani. Var zaten. Vardır ama yani bunu daha yapan bir grup bence. Bu elenecek yani. Bir noktada bu elenecek yani. Bilinçle nasıl ki hani beslenmede bilinç, işte hani hayatta genel olarak bilinç olduğu sürece bir yerde açık bu. Şimdi ilk açık var. Böyle bir açık varken o zaten inanılmaz bir gelir kapısı ve inanılmaz bir süreç oldu. O yatsıyamayız bunu. Ama artık bu kadar fazla rakip varken farklı bir şey koymuyorsan da ne önemi kalıyor? Bilmiyorum yani orada. Bir içerik üreticisi sendikasına mı ihtiyaç var acaba? Bilemedim şu an ya da bir derneğe. Var aslında böyle influencer ajansları var şu an. İşte hatta bazı PR ajanslarından çıkanlar bireysel bu management taraflarını da yapmaya başladı. İşte bu noktada yeni işler de ürüyor aslında. Yani influencer artık bence yani içerik, dijital içerik üreticisi, influencer olmak, influencer ajansı, işte markalarla doğru influencerları birleştiren ajanslar. Farklı üremeler başladı. Yani böyle benim de görüştüğüm, yeni konuştuğum kişiler oluyor. Hani eskiden bir işte markanın dijital ajansı vardı, işte PR ajansı vardı. Şimdi bir de ayrı bir kolu daha olmaya başladı sanırım. Bakalım yani önümüzdeki zamanda bu hızlanacak. Yani yeni mezunlarda da aynı şekilde iş seçenekleri çok arttı. Biz daha yere basan işler yaparken şu an her iş havada yani. Hizmet, elini tutamadığımız, işte yazamadığımız, daha dijital ortamda alışveriş yapılan farklı işler oluyor. Biz de bunun biraz daha arasında kalıyoruz galiba. Yani ben tam ara jenerasyonum gibi hissediyorum.
Ama artacak taraf bu taraf bence. Öngörüm bu şekilde. Yo evet bence de. Yani bence bireylerin rolü de zaten burada bayağı bir farklılaşacak. Yani bireylerin de ürettiği bir içerikler var ve doğru içeriği bireyin de ürettiğini düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Yani mesela gerçekten benim orada rolüm Esra olarak, yani ben bence Esra olarak da ne görmek istiyor ki insanlar? Bence Liyan Esra Ezba hesabını takip ediyorsa eğer orada gerçekten benim aileme dair bir şeyler görmek istiyor, günlük hayatıma dair bir şeyler görmek istiyor, sevinçlerimi, hüzünlerimi görmek istiyor. Mesela hani benim kalkıp da bir şey tavsiye etmemi o alanda belki istemiyor falan. Bence biz de zaten daha yani bireysel olarak da çoğunlukla bilinçli bir içerik tüketmiyoruz ve üretmiyoruz zaten orada. Daha o yüzden dediğin gibi aslında tam ya olgunlaştığı bir taraf ciddi var ve yozlaştığı işte bu storyler vesaire. Ama diğer taraftan da kabul görmediği ve daha özümsenmediği de bir gerçek bence. Çok başlarında nerelere gidecek yani neler olacak gerçekten ben de bilmiyorum ama yani bunun yeme içme üzerine de yapan çok insan aslında Instagram üzerinde de yok. Daha YouTube üzerinden dönüyor. Orada mecra ayrımlarını nasıl yorumluyorsun ve mesela sen kendini en rahat nasıl hissediyorsun? En çok hangi tarafından keyif alıyorsun? Artık kameraya çok aşinasın. Bu konularda ne düşünüyorsun? Yani aslında ne düşünüyorum? Şöyle, benim kitlem YouTube'a da koyuyorum ben videolarımı, Instagram'a da koyuyorum. YouTube'da ya 50 izlenme falan alıyorum yani 50-60 yüz. Ya kitlem benim orada değil galiba. Yani biraz daha büyük bir hedef kitlem de değil ama ya beni 50 yaşında biri de çok severek takip ediyor sanırım. 60 yaşında da 20 yaşında da yani biraz öyle bir ama daha küçük değil yani anladığım öyle. Hedefler o yüzden... Anneanneler devreye girdiğinde 80'e de çıkıyor yani bu kitle. o yüzden yani daha Instagram tarafında kuvvetli olduğumu düşünüyorum. IGTV'ler mesela fena gitmiyor. Yani promote etmesem de orada güzel bir geri dönüş aldığımı düşünüyorum yani izlenme olarak. Yani ayrım tabii biraz daha alışkanlıklara bağlı. İşte bizim... Ben yani çok YouTube alışkanlığım olan biri değilim. Instagram alışkanlığım var. O yüzden galiba hep iletişimi de o taraftan yürütmeye devam ettiğim için biraz daha Instagram'da kaldım bence. Zaten ben hani kameralara öyle alıştım diyorsun ama ben çok utanırım. Böyle ilk videoları çekerken konuşamayıp böyle hatta işte çeken Metin çekiyor. Halihan hadi hareket et falan diye ben kaldım yani hani konuşamıyorum böyle. Pandemide bu canlı yayınlar yapmaya başlayınca o zaman biraz açıldım aslında. Hani o kamera karşısında hiçbir zaman şey olmayacağım. Evet şimdi yumurtalarımızı kırdık ardından şunu yapıyoruz. Nereye geçtik falan. Hani ben daha reporter olayım. Hani sorayım, edeyim. İşte hani anneannelere ben sorayım. Yine kamerada oluyorum ama o videolarda benim görevim 3 saniye falan hani ilk soru soruyorum. Hoş geldiniz diyorum. Gerisini hep onlara atıyorum yani topu. o yüzden hani çok videocu biri galiba değilim ama belki ileride olur tabii onu bilmiyorum. Ben çok özelimi de mesela bu Kız Apaç'ta olabildiğince koymamaya çalışıyorum. Çünkü beni orada takip eden kişi ben olduğum için değil. Daha esnaf, lokal yemek, işte kültürel bir parça bulmak için orada olduğunun farkındayım. O yüzden böyle olabildiğince minimumda kendi işte yok işte kardeşim bilmem ne o bu hani evim, evliliğim o onlara çok girmiyorum. Onu daha özel bence o konuda hani dikkat ediyorum. Ama işte bu tarz şeylerde yine hepsi bir strateji. Kimi de bebeğini koyuyor. Hani takipçisi inanılmaz artıyor. Hep orada yani şey daha samimi oluyorlar belki. O da var. Belki yarın öbür gün ben de daha fazla o samimiyet çizgisini aşabilirim. Aşmayabilirim ama şimdilik durduğum nokta galiba daha objektif bir tarafta kalmak mı diyeyim artık. Hani daha genelde kalmayı tercih ediyorum. Daha mecra noktasında kalmayı tercih ediyorum. Ama hani her gün değişiyoruz ya yani. O yüzden bilmiyorum da. Beklentiler de değişiyor. İnsanların merak ettikleri şeyler de değişiyor. Şeyler çok merak etmeye de başlayacaklar. Orada yani sürekli bir arkada dönen arz talep dengesi zaten bence orada da yine mevcut oluyor yani. Ama bu yani yeme içme konusu bana şey gibi geliyor. Ya o kadar farklı bir yerinden de ele alıyorsun ki bu konuyu. Çok fazla hayat hikayesi ne de ve aynı zamanda yani ana amacın o olmasa da
bambaşka şeylere de denk geldiğin oluyordur diye düşünüyorum. Yani bunun gibi şeyler neler oluyor? Neler yaşanıyor? Ya özellikle anneanne röportajlarında tabii Instagram gibi bir mecraya yansımayan bir sürü hikaye var. Yani ben onları böyle oraya koyarsam yazık olur. Çünkü çok hızlı, Instagram çok hızlı bir mecra. Yani oturup hani 10 dakika, 20 dakika bir şey izlemiyor kimse. Çok özel bir şey olmadığı sürece. Ama mesela çok ilginç hikayeler dinliyorum. Yani mesela işte Rusya'dan göç eden bir işte kadınla, ailesi Rusya'dan göç etmiş tam böyle komünizm döneminde. Ve işte dayısının başına gelen hikayeleri anlattı. İşte paralarını nasıl işte dereye attıklarını, bir gecede işte Türkiye'ye taşındıklarını. Ne bileyim, böyle çok özel hikayelere girmiş oluyorsun o noktada. Tarif defterlerine girmiş oluyorsun kadınların. Zaten çoğu tarif defteri kullanmıyor ama kullananların da hepsinin içinde böyle işte kızının düğün davetiyesinden tut, böyle arkadaşlarının ismi, resimler, hani farklı farklı bir sürü şeye tanık oluyorsun. İşte orada sosyoloji yine böyle yanda yanıp sönüyor o hikayeleri dinlerken de. İşte yani çok fazla bilgi buluyorsun bu mutfaktan. Ben hep şeyi düşünüyorum, yani mutfak çok birleştirici bir şey. Yani sen... Ben ikimiz ziyaret etsem hiç tanımıyorum mesela. Çünkü hani anneannem hariç çok tanımadığım insanlara da gittim. Ama böyle o yemekten çıktığımda böyle enseye taplak, sanki yıllardır tanıyoruz işte arkadaşım, torunuyum falan, ya da böyle dedikodu falan, her şey bir anda böyle bütün şey kırılıyor yani. Ne derler? Bütün aradaki duvar kırılıyor. O da benim böyle çok hoşuma gidiyor aslında. Hani hikayeden çok o yarattığımız o his, o alışveriş güzel oluyor. Bir de genelde pandemi öncesinde yaşı büyük insanlarla çalışmak şeyden güzel. Yani onların daha rutinin içinde olmayan bir şey olduğu için heyecanlanıyorlar, işte ne bileyim, ona göre giyiniyorlar, ekstra bir şey hazırlıyorlar. Böyle çok özendiklerini hissediyorum orada. O da güzel yani. Şey, duygusal bir şey diyeyim daha çok. Duygusal tarafı, manevi tarafı destekliyor yani. Ya bunun ne kadarı peki sence bize ve bulunduğumuz coğrafyaya özel, ne kadarı yeme içmenin kendisinden geliyor, ya da bu ikisi ayrılabilir mi? Yani genelde şöyle, coğrafyaya özel de tabii oluyor. Bir de farklı etnik kökenli olmanın da vermiş olduğu bir orada kültürel bir hazine var yani aslında. Yemek biraz onu böyle düşündüğümde ve araştırdığımda şey, yani göç mutfağı zaten o topraklarından geliyorsun, o ağzındaki damaktaki tatla geliyorsun ama malzemelerin farklı. Malzeme farklı olduğunda sen oraya bir adaptasyon oluyor. Yani bir şekilde yemeği adapte etmeye çalışıyorsun. Artık o bir nesil daha gittiğinde daha farklı bir yemeğe dönüşüyor. Ama onun hikayesi bile aslında çok ilginç. Hatta bu hafta T24'de yazmıştım o börek tasarısını. İspanya'da mesela empanada'dan geliyor. Ama İspanya'dan göç eden Museviler Türkiye'ye geliyor, börekle tanışıyor. Orada böyle işte iki kültürün birleşimi, yıllar geçiyor ve o börek itasa dönüşüyor mesela. İlginç, çok bence evet. Çok ilginç. Yani yemek sosyolojisine neden bu kadar çok önemsenmediğini ve okullarda olmadığını üzülüyorum yani. Çok az kişi bunu üzerine çalışıyor. Yani yemek sosyolojisi çok önemli bence. Sen yapmak istiyor musun peki böyle bir şey? Sanki yani yapıyorsun gibi bir taraftan zaten, ama adını koymamışsın belki daha. Yani eğitim tarafım benim daha araştırma gibi, yani daha bireysel konuştuklarım ve araştırdıklarımla gidiyor. Tabii böyle bir eğitim almadım ayrıca, ama aslında şey olarak zamanla, belki bundan 10 yıl sonra daha her şeye hakim olacağım, hala bu konuya bu kadar devam ediyorsam. O noktada biraz daha tabii bildiğimi hissederim, ama şu an öğrenecek o kadar çok şey var ki, yani böyle sosyolojik tarafından bakmayı ama seviyorum diyeyim, yani tamamen bunu yapıyorum diyemem. Ben dinlemekten çok keyif alıyorum mesela, ama hani gerçekten şu anda da anlatsam dinlenir gibi bir hissettim gerçekten. Yani anlatabilirim, şey olarak anlatabilirim. Yani yemek gerçekten o kültürün olmazsa olmazı zaten, düşündüğünde ailenin en küçük, yani toplumun en küçük şeyi,
de derler. Aile. Üç parçası. Çekirdek aile. Yani çekirdek aileyi düşündüğünde üretimler de oluyor, mutfakta oluyor. Yani hani kendi annenden öğrendiğini, işte babaannenden, anneannenden öğrendiğini bir şekilde sen de ilerletebiliyorsan ya da ilerletmeyip de günümüzden bir şeyler yaptıkça o senin çocuğuna geçiyor, akrabana geçiyor, arkadaşına geçiyor. İşte diyor ki Esra'nın keki vardı diyor, onu yapayım. İşte öbürü diyor ki Ayşe'nin o keki vardı, onu yapayım. O aslında böyle bir kültürü oluşturuyor bir yerde. Zaman geçtikçe o oturuyor, bir mutfağın bir parçası olunca ya kültürün bence çok önemli bir parçası oluyor yani yemek. Özellikle bu ya İstanbul tarafında baktığında çok fazla etnik kökenli aile var. Yani hepsinin farklı farklı mutfak kültürü var. O sofraya oturduğunda zaten hani o sohbetten, o yaşam tarzında zaten ortaya çıktığı için o hani böyle mutfaktan çıkıp yayılıyor. Peki daha büyük restoranlar ve ne bileyim zaman içerisinde zincir restoranlarla biraz daha farklı ülkelerin yemekleriyle de daha fazla aşina olmak ve yani aslında daha edinilebilir olmaya başlaması sence mutfağı nasıl dönüştürüyor ya da düşündüğün konulardan biri mi bu? Şimdi sen bunu söyleyince çünkü aklıma şöyle geldi. Aslında her zaman işte bu göç mutfağında söylediğin gibi bir değişim, etkileşim ve dönüşüm var aslında yani bununla beraber. Ama sanki son dönemde evlerimize aslında çok da fazla bu tarz birebir etkileşimlerden doğmayan, belki işte internetten aldığımız ya da işte bu zincir restoranlardan vesaire aldığımız böyle bir şekilde hiç ait olmayan böyle çok havalı hikayeleri aslında olmayan. Yani internetten tarifini gördüm, şu restoranda yedim gibi. Hani böyle daha derinliğini yitirmiş, erişimin kolaylaşmasıyla birlikte hikaye var aslında arkasında. Bu konuyla ilgili yani hiçbir düşündüğümü eminim düşünmüşsündür. Düşünmüyorum. Bu konuyla alakalı ne düşündün? Düşünmediysen de şu an düşünebilir misin ya? Aslında ben düşünüyorum bu konuyu bir süredir. Şöyle yani sen de bir kere yemek bu food porn mevzusu zaten mevcut. Kaç senedir bir şey olan bir olay yani özellikle internette. Hani biz paylaşmaya orada oldum demeye ne kadar alışkanlığımız haline getirirsek işte burada yedim, ben de yedim, ben de yedim, ben de yedim, ben de yaptım, ben de yaptım. İşte, işte ketojenik beslendim, ben de beslendim. Hani böyle içeriğini bilmeden ben de geliyor yani orada. O noktada bence sosyal medyanın yönlendirmesi çok kuvvetli. Mesela yıllar önce işte ilk Tasty çıktığı zaman Tasty'yi herkes bence biliyordur aşağı yukarı bu BuzzFeed'in hani yukarıdan çekilen tık 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 hızlı 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 işte 3 yumurta 5 bin işte şu kadar süt şu kadar yumurta diye hani tarifi böyle hızlı hızlı yapıp yapabileceğimizi düşündüğümüz bir tarif modeli gelişti. Daha önce daha geleneksel işte televizyonlarda izlediğimiz işte şefler vardı. İşte şimdi yumurtayı kırıyoruz. İşte daha televizyonda oturup izleyip işte annelerimizin not aldığı işte ya da gazeteden kestiği tariflerden daha yavaş ve gelenekselden o kişinin ortadan kalktığı sadece ellerini çalıştığı daha yemeğin ön plana çıkartıldığı böyle yukarıdan bir dominasyon mu diyeyim artık yani kişinin yemeğe domine ettiği bir noktada food porn'a doğru gitti. Yani olay aslında biraz internetle de oldu bu hızlanma ve paylaşma. O Tasty mesela bence orada çok önemli bir etkileyen şey Tasty olabilir yani o tarafta çok büyük bir mecra çünkü. Ve tabii onun gibi bir sürü mecra artık şefler, kişiler ortadan kalkıp yani yemek işte o daha büyük yemekler, işte daha büyük hamburgerler, daha büyük dondurmalar, üstüne hamburger. Hem o Amerika'nın o alışkanlığı olan, o yeme içme alışkanlığı hepimize gelmeye başladı yani işte o tarz şeyler. Hatta pandemide de TikTok'tan işte o ne bileyim pankekler, ufak işte mısır gevreği gibi yendi işte. Yani milyonlarca paylaşılan şeyler olmaya başladı. Hepimiz işte bu restorana gittik gibi tarifi yaptıkça oluyoruz. Bu da
herhalde doğal bir, hani ben de öyle oluyorum. Ben de işte mesela dalgona kahveyi yapmadım. Çünkü hani kahve işi de yaptığım için bir taraftan kıyamadım yani o hazır kahveleri, granül kahveleri pazarlamaya diyeyim yani. Öyle bir şey içime sinmez. Ama düşünürsen Instagram'da bir dönem bir ay boyunca her üç kişiden biri dalgona kahve yaptı yani. Bu aslında hani restorana gidemiyorduk ama hani bizim evimizde olan şeylerle o kahveyi yaptık mı yaptık. Hani bu kültürün bir parçası oluyoruz yine. Öyle bir şey var yani bilinçli bir içgüdüsel davranış biçimi gelişti bence yani. Hani, sofraları da paylaşamadıkça mutfakları da paylaştık sanki. Aynen öyle. Çok katılıyorum. Hem mutfakları paylaştık hem tarifleri paylaştık hem işte herkes ekmek yaptı, o ekmeği paylaştık. Ekmek tarifi, mayalanma süreleri, böyle bilinçli bilinçsiz herkes maya ile ilgili teknik bilgiler verdi. Hani hepimiz yaptığımız için çok artık hani şimdi dönüp baktığımızda sorgulamaktan çok anlamaya çalışıyorum ben yani olayı. Çok keyifli ama hani böyle insanları seyretmek yani kendimin de içinde olduğu o paylaşım içgüdüsü bende de var ki ben de bu hani bu kız yapısı yapıyorum sonuçta. O yüzden kimseyi eleştirmiyorum. Ama bilinçli bakınca çok eğlenceli yani o mesela Kore'de çok ünlü bu mukbang diyorlar. Mukbang olarak da okunuyor olabilir. Böyle tek başına sofrada oturuyorsun işte yaklaşıyorsun kameraya iyicene. Önünde bir ton yemek işte hamburgerler, nuggetlar, patatesler. Sadece böyle hatır hutur yemek yiyorsun. Yani mesela inanılmaz popülerleşti. Hani o kadar yalnız sofralarımız oluyor ki belki bilmiyorum. Hani böyle kamerayı açıp karşısında takır takır yemek yemek insanlara zevk veriyor. Ve hatta böyle biraz araştırdım onu. Şeye de çok zevk veriyormuş hani anoreksik insanlara hani yemek yemeyen, diyet yapan, rejimde olanlar mesela açıp izliyormuş. Hani ben yemiyorum o yiyor ona gidiyor kalorisi gibi. Böyle inanılmaz psikolojik boyutları da var bu konunun. Yani buna girdik mi çıkamayız Esra. Evet ben de çıkmayalım ya falan diye saatlerine bakıyorum. Yani bir taraftan da şey gibi geliyor ya acaba artık buradan mı ilerleyecek bir şekilde deneyebilir hale de geldik çünkü. Cesaret edebilir hale geldik. Cesaret veren birisi var gerçekten. Şu anda da yaptığımız şey o mesela. Seni dinleyip birileri cesaretlenecek belki. Bence gördükçe de cesaretlendik. Cesaretlendikçe denedik. Deneyince bazılarını yapabildiğimizi gördük. Yapınca da paylaştık. Ve bir daha artık önüne geçirebilir mi? Geçilmesin zaten de durur mu? Bence durmaz. Bence bir dönem dedi belki ama sanki buradan da artık ilerleyecek ve paylaşacağız. Umarım yayılır ve başka alanlarda da herkes birbirine daha cesaret ilham verdiği. İlk niyeti o olmasa bile sonucunun bu oldu. İzlediğinizde görmek istiyorum yani ben şahsen bu alanda. Ya ben de teşekkür ederim gerçekten. Şöyle diyebilirim böyle kapatmaya yakınken. Gerçekten böyle değersiz diye bir şey yok yani. Ortaya koyduğun şey yani kalbinden geliyorsa diyeceğim ama gerçekten istediğin şey zaten Bu olur, bu olmazı yavaş yavaş anlıyor insan. Hani o sana zevk veriyorsa dijital platformda bunu yaratmak neden olmasın? Üretmek neden olmasın? Hani eskiden de o hani daha işte bir post koyayım, bir fotoğraf koyayım, oh tamam dediğimiz kitle hep olacak. Ama hani bir taraftan da bunun için gerçekten üreten, çalışan ve bir bireysel ajans noktasında da bir marka olarak da yani şu an zaten yeni jenerasyonun da bütün içgüdüsel olarak şeyi de kendileri bir marka. Hani tam aslında uyan bir iş bir taraftan. Hani birine bağlı değil, bireysel ve istediği alana kayabilecek, istediği kadar büyütebilecek yani koydukça artırabilecek bir şey. Sınırı yok. O yüzden yani sürdürülebilir olacaksa bunu yapmalı. Yani yapmak bence çok keyifli. Hele böyle gelişen bir mecra, dijital mecranın içinde yer almak. Neden olmasın? Yani herkes yapabilir bence. Sadece yani değer koymak, sürdürülebilir olmak ve onun da bir stratejisi olması gerekiyor. Yani strateji olmadan da bunu işe çevirmek çok zor bir şey artık bu kadar rakip varken.
Bak inanılmaz bir şey söyledim bu arada. Hakikaten yani bireylerin markalaşma yolculuğu eğer bir markaya çalışıyor gibi bireysel bir ajans olarak kendi markana birey olarak çalışırsan zaten orada sorduğun sorular yani müşteriye sorduğumuz soruları kendine sorduğunda mesela eminim birçoğunu ben kendime sormadım mesela şu an söylediklerini düşünüyorum. O soruların cevapları zaten nerede ne paylaşmalı, neye odaklanmalı, ne istiyor gibi ciddi bir yolu açacak ve herkesten eminim de bir şeyler çıkar ve herkes kendine uygun bir yolu bulur. O yüzden bence cidden temel bir formül verdiğini düşünüyorum şu anda. Ama özel olarak kayıracak olursak falan diyormuşum. Sosyoloji öğrencilerimize özel bir Evet. mesaj olur muydu? Valla her dersin değerini bilin çocuklar. Yok yok. Özel bir mesajım olur muydu? Yani öğrendiklerim neye yarayacak diye ben bazen düşünürdüm. Sonra çok böyle yani keşke notlarımı bulsam dediğim çok oldu. Gerçekten ya değerini bilin diyorum okuyan, şu an okuyan kişilerin. Çünkü çok güzel bir bölüm ve hayatın çok içinde bir bölüm. Hele ki şu an okuyanların bence çoğu zaten hani somut ve hayatın içinde daha lifestyle işler yapmak isteyecektir. Bu anlamda sosyoloji çok büyük destekçi oluyor, destek oluyor. Yazı yazmak, daha böyle hedef kitleye yönelik işler yapmak, ajansta çalışmak, dijital ajans, hani markaya özel içerik ya da marka tarafında da hem kurumsal tarafta hem pazarlama ekiplerinde hani iletişim ekiplerinde farklı ekiplerde daha artık birimler de küçüldü bir taraftan değil mi? Yani artık hani bir tane pazarlamacı yok da bir pazarlama bölümünün içinde farklı farklı ayaklar var. O yüzden eskisi gibi ben şey düşünmüyorum yani sosyolojinin çok o noktada kuvvetli olduğunu ve artık senin daha değerinin bilindiğine Evet. inanıyorum. Ve Kesinlikle. hep eskiden bir sosyoloji şeydi böyle. Hani işletme kazanamayanların okuyacağı bölüm gibi algılanıyordu büyüklerimiz tarafından ama şu an sosyoloji deyince ah çok güzel bölüm. Hep böyle geri dönüşler alıyorum. Hele Evet. Galatasaray deyince daha da yani her zaman bir o altın bilezik diye başladım. Altın bilezik olarak bitireceğim ama her zaman o altın bilezik gerçekten de ne iş yaparsanız yapın Galatasaray orada oluyor yani. Hani söylediğin anda zaten insanların sana bakış açısı ne iş yaparsan yap daha farklılaşıyor. O yüzden bu kesin, ya sence de öyle değil mi? Bilmiyorum. %100 aynı fikirdeyim yani. Daha çok aynı fikirde olamazdım. Çok aynı fikirdeyim. Hep öyle. Gerçekten öyle. Ve eskiden şakasını çok yapardık. Galatasaray mı? Hangi bölüm? Falan gibi böyle bir şaka vardı yani. Böyle Galatasaray olunca bir bölüm de soruldu. Üniversite bir dönem vardı. Ben artık gerçekten onun da geçtiğini görüyorum. Mesela çok şu anda büyük ajanslardan birinin ajans başkanı. O da benzer disiplinden mezun. Ve mesela artık sektör içerisinde de ayrıca bir artı değer yarattığını bile düşünüyorum. Bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlar için o da bir bilgi olsun. Kesinlikle artı değer yaratır hale geldi bölümün kendisi de. Birebir diyaloglarda da, entelektüel anlamda da, mesleki olarak da önünü açan, seni geri çekmeyen bir şey oldu. Pazarlamada da bu arada yani. Yıllar öncesindeki mantık değil. Bir de yani şey de bu arada arkadaşlar, biz matematik gördük sosyolojide. Evet, aynen. Matematik görülüyor. Aşağı yukarı bir analiz yapabiliyoruz. Hani illa böyle bir araştırma şirketinde çalışmak zorunda ya da insan kaynakları bölümünde çalışmak zorunda değilsiniz. Çünkü ne seçeneğin var dendiğinde gerçekten ben bilmiyordum. Yani insan kaynakları olur, o olur, bu olur. Hani maksimum staj, maksimum part-time çalışma olabildiğince bence hani kendi işini yapmak istiyorsan da kesinlikle şirket görmenin çok farklı bir vizyon kattığına inanıyorum. Yani %100 staj. Özellikle staj çok önemli arkadaşlar. Bir yere atın yani kendinizi, atarsınız. Sorun değil yani, deneyim olur. evet ben güvenlik firmasında bile staj yaptım. Yani McDonald's'ta da yaptım. Hani böyle her şeyi her taraftan dağınık bir şekilde gördüm ve hepsinin de çok özel hakları olduğuna inanıyorum. Çok aynı fikirdeyim. Valla Yancım, seninle devam edecek serimizin birinci bölümünün sonu diye düşünüyorum. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Liam Pensos, sana çok teşekkürler. Liam'ın aynı zamanda Ali Hoca ile de, Ali Ergür hocamızla da çok özel bir videosu var kanalımızda. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabını ve YouTube kanalında takip edin ve bakın.
Biz de takip ederseniz çok seviniriz. Herkese çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ne zaman isterseniz de bize ayrıca da ulaşabilirsiniz. Hani bir dinlen uzaklığınızdayız diyebilirim. Değil mi? Olur. Bayağı şahane bir torpil oldu. Videonun sonuna kadar izleyenlere Liyan ulaşmayacağız. Sonunu keseriz bunu. Bir uzaklığında, bir mail uzaklığında, yani her zaman ne sorunuz olursa burada kapsayamadığımız, her zaman buradayım. Çok kıymetli oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Diğer bölümlerde de başarılar, keyifle bekliyorum.